Bu yıl ilki düzenlenen Feredanlı Karpuz Şenliği'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Paşa Halk Dansları Topluluğu, protokol konuşmaları, standların gezilmesi ve ikramlar, Engin Işık Müzik Grubu konseri, plaket takdimi, Feredanlı Karpuz Ağası seçimleri, Mustafa Keser konseri, kapanış. Sizleri yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Şimdi sahneyi kuvvetli alkışlarla Paşa Halk Dansları Topluluğu'na bırakıyoruz. Oh.
güzel gösteri için Paşa Halk Dansları Topluluğu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Feradanlı Mahalle Muhtarımız Sayın Zeynel Serçe'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın milletvekillerim, değerli belediye başkanım, kıymetli misafirlerimiz, değerli Feradanlı Mahallesi halkı, hepiniz hoş geldiniz. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu kadar. Yok bende bu kadar. Tamam, mutarım az konuştu, öz konuştu. Teşekkür tabii, ediyoruz tabii. Mutarım. Tamam. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e davetimi arz ederim. Çok kıymetli milletvekillerim, değerli rektörüm, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, şehrimizin birbirinden kıymetli basın mensupları ve bu şehirde aynı havayı solumaktan onur duyduğum kıymetli hemşehrilerim, hepiniz Karpuz Şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu sene ilkini düzenlediğimiz Karpuz Şenliği inşallah bundan sonra artık geleneksel hale gelsin istiyoruz. Sadece Karpuz Şenliği değil tabii, biz şehrin tanıtımıyla alakalı, yöresel ürünlerimizin tanıtımıyla alakalı, her biri birbirinden kıymetli, bizim değerli esnaflarımızın kendini tanıtmaları, işlerini daha da artırmalarıyla alakalı bu ve buna benzer organizasyonlar yapıyoruz. İşte geçtiğimiz Haziran ayında yaklaşık 2,5 milyon insanı ağırladığımız 4 günlük çok büyük bir kiraz festivali yaptık. Tüm Türkiye'de konuşulan güzel bir festival oldu. Hatta alçak gönüllü olmayacağım, özellikle yakın Avrupa'dan çok ciddi de misafir ağırladık. Otellerimize yer kalmadı. Hemen arkasından Karaca Kılavuz, ki üçüncüsünü düzenledik Keşkek Şenliği'nin. Çok güzel oldu. Yaklaşık 25 bin kişi katıldı. İnşallah Feradan'la aynen bu şekilde karpuzumuzu tanıtan, Feradanlımızın güzel insanlarını tanıtan bu organizasyonlar, belki seneye de İğnecik hattında da güzel bir ılamur şenliği planlıyoruz. Şehrimizin hem kültürünü, hem turizmini, hem güzel insanlarını tanıtabileceğimiz güzel organizasyonlar yapıyoruz. Sadece bunda kalmıyoruz tabii ki. Bu 3 yıllık görev süremiz içerisinde Allah hamdolsun 78 mahallemizin neredeyse %99'unda çok ciddi işler yaptık ki pandemiye rağmen. Bu 3 yılın içerisinde 1,5 yılı, ki vekillerimiz çok iyi biliyorlar, 1,5 yılı sokağa çıkma yasaklarıyla geçti. Gelirlerimizin yarı yarıya düşüp giderlerimizin 3 kat arttığı bir dönem oldu. O zorlu şartlara rağmen birlik ve beraberlik içerisinde Süleymanpaşa'yı Marmara'nın, hatta Trakya'nın en çok konuşulan, en çok keyif alınan, en çok ziyaret edilen ve çalışmalarıyla en çok başarılı kentleri, şehirleri arasına sokmayı başardık. İnşallah çok daha güzel günler Süleymanpaşa Tekirdağ için olacak. Feradanlı ile ilgili de buraya çıkmışken müjdesini de vereyim. Allah'a hamdolsun. Yaklaşık 10 gün önce Feradanlı ve Karaca Kılavuz düğün salonlarının sosyal tesislerinin ihalesini yaptık. İnşallah 15 gün içerisinde de kazmayı vuruyoruz. Yanılmıyorsam Şubat, Mart gibi de inşallah bitireceğiz. Söz vermiştik kampanya döneminde. Biz söz verdik de tutmak zorundayız. Kendimizi böyle yetiştirdik. Büyüklerimizden böyle gördük. İnşallah seneye bu zamanlar belki de alan sağacak mı bilmiyorum ama belki düğün salonumuzda da bunu yapabiliriz. Bu alan da çok keyifli. Bu akşamki kalabalığa göre de yerine karar vereceğiz. Kıymetli hemşehrilerim, Süleymanpaşa 210 bin nüfusuyla gerçekten Trakya'nın en gözde şehirlerinden biri. Bu şehirde yaşamak bizim için bir ayrıcalık. Biz özellikle Trakya'da birçok ürünün yetişebildiği çok kıymetli topraklarda yaşıyoruz. Ama yıllarca bunu doğru şekilde tanıtamamıştık ki karpuz, Feradanlı karpuzu benim neslim, benim jenerasyonum belki biliyor ama şehirdeki yeni jenerasyon karpuz mu karpuz gözüyle bakıyor. Ama Feradanlı'nın karpuzunu ancak tadınca, biraz sonra standlarda büyük bir ihtimal tadıyorlardır, bu nasıl bir karpuzmuş diyecekleri, o tatları unutturmamamız gerekiyor. Bizlere düşen şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak. Biz bununla ilgili görevimizi üstlendik. Biz bununla ilgili misyonumuzu üstlendik. İşte bu akşam da inşallah konserlerle, sizlerin güler yüzüyle şehrimizin birçok insanını burada ağırlayacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz birlikte güzeliz, birlikte mutluyuz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.
İnşallah güzel bir şenlik olacak. Kalın sağlıcakla. Başkanım, izninizle hemen göndermeyelim sizi. Mahallenin tanıtımına ve gelişimine vermiş olduğunuz katkılardan dolayı plaketlerini sunmak üzere Ferhadanlı Derneği Başkanı Sayın Erdinç Lafçı ve kıymetli muhtarımı tekrar sahneye davet ediyorum. Şimdi asıl alkışı hem muhtarıma hem dernek başkanıma yapalım, ne olur. Biz sağ olsun muhtarımla da dernek başkanımıza da bu organizasyonla ilgili geçen yılda planladık ama Allah nasip etmedi. Pandemide bir yükselme oldu, iptal etmek zorunda kaldık. Çok ciddi emekleri var. Şunu üstüne basarak söylemek istiyorum. Bir dernek, sivil toplum kuruluşu olarak deyip geçmeyin. Bir muhtarlık makamı olarak deyip geçmeyin. Bence bu şehrin en güzel mahallelerinden biri olmasına en büyük katkıyı bu iki isim yapıyor. Bir alkış inşallah. Çok görmeyelim onlara. Sayın milletvekillerim, protokolün değerli üyeleri ve çok kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanımıza böyle güzel bir geceyi bizlere yaşattığı için bir kez daha huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok kıymetli çünkü dayanışma deyince, birliktelik deyince tabii ki de mutlu anlar, böyle güzel geceler akılda kalıyor. Ve bu geceleri en güzel organizasyonla bizlere yaşattığı için Sayın Başkanımıza bir kez daha huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sana da mikrofonu vereyim Almut'un. Tebrik ederim başkanım. Çalışmalarında başarılar dilerim. Mahalleme, şahsım adına çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi muhtarım, haftanın muhakkak bir günü... Abi mikrofonu yaklaştır. Aldım. Ben sesim duyulsun diye söylüyorum. Bir günü muhakkak bir mesaj atıyor. Şu sokağın şurası çöktü. Şu sokağın şurası kazıldı. Şu sokağın asfaltı yapılması lazım. Aradığımda bir kere de diyorum ki halini hattını sor. Direkt iş verme diyorum ama adamın içi canı tez. Ne yapalım biz? İyi ki varsın. Seni seviyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum size başkanım. Sağ olun. Şöyle beraber olalım. Gel. Şöyle bunları... Eyvallah abi. Sercan. Hayırlı akşamlarınız olsun. İyi eğlenceler. Kıymetli başkanımıza konuşmalarından ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ milletvekilimiz Sayın Çiğdem Goncagül'e davetimi arz ederim. Çok kıymetli milletvekilim, çok kıymetli rektörüm, çok kıymetli il başkan yardımcılarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, ilçe başkanlarımız, çok kıymetli belediye başkanımız, çok kıymetli belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz, basınımızın değerli temsilcileri ve çok kıymetli Tekirdağ Ferhadanlı mahalleli hemşerilerimiz, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İlki düzenlenen Tekirdağ Karpuz Festivali'nin ilçemize, ilimize bereketler ve hayırlar getirmesini diliyorum. Tekirdağ, güneşin, suyun ve toprağın birbirini tamamladığı bir coğrafya. Bu topraklarda güneş ovayı ısıtır, nehirlerimiz toprağa can verir. Bu nedenle yılın dört mevsimi ürün alabildiğimiz bu bereketli topraklarımız bize her türlü nimeti sunuyor. Elhamdülillah çok bereketli bir coğrafyada yaşıyoruz. Her ürünün bereketini, tadını yiyebildiğimiz bir coğrafyadayız. Rabbim inşallah bölgemizde Marmara'nın incisi olan Tekirdağ'ımızın bereketlerini arttırsın diyorum. Ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye'mize böyle bir organizasyonda siz değerli hemşerilerimizi bizlerle buluşturduğu için de şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bu düzenlenen projelerin yapılan her mahalleye bereket getirdiğini düşünüyorum. İşte gördüğümüz bu kalabalıklar, esnafımızın ticari anlamdaki etkinlikleri hem turizme katkı hem de bölgemize ve yöremize katkı sunmakta. Bu organizasyonlarda emeği geçen
tüm belediye başkan yardımcılarımıza ben bilakis tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İlimize, ilçemize bereketler getirmesini de temenni ediyorum. Bizler de Sayın Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'in çalışmalarına, hızına eşlik ediyoruz. Gerçekten 2018'de yerel belediyecilik hizmetinin AK Parti belediyecilik hizmetini Tekirdağ'la buluşturdu. Süleymanpaşa ilçemizdeki sosyal projeleriyle belediyecilik hizmetinin ne olduğunu tüm şehrimize ispat etti. Bizler de ona elimizden gelen tüm desteği Ankara'da hiç durmadan her geldiğinde elinde projeleriyle, o heyecanıyla, telaşıyla kendisine tanıklık ediyor ve tüm kapıları açılması için de elimizden gelen tüm desteği gösteriyoruz. Ben inanıyorum ki Tekirdağ 2018'den 2023-2024'e vardığındaki değişikliği hep birlikte göreceğiz ve AK Parti belediyecilik hizmetinin farkını inşallah Tekirdağ'da iliklerine kadar hissettireceğiz. Ben bu duygularla hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Festivalimizin bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum. Kıymetli vekilimize konuşmalarından ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Mustafa Yel'e davetimi arz ederim. Saygıdeğer hanımefendiler, sayın milletvekilim, çok değerli Süleymanpaşa Belediye Başkanımız, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, çok değerli rektörümüz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, değerli muhtarım ve çevre mahallelerden aramıza katılan diğer muhtarlarımız, belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, saygıdeğer beyefendiler, Tekirdağ'ımızın ve Feridanlı'mızın çok kıymetli hemşerileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, şenliğimize hoş geldiniz diyorum. Bu akşam gerçekten büyük bir heyecan içerisindeyiz. Büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. Çünkü Süleyman Paşa'mızın gerçekten gönül belediyeciliğine imza atan ve bu anlamda her mahallesine, her taşına, her yerine hizmet götürme aşkıyla büyük bir heyecanla çalışan Sayın Cüneyt Yüksel Başkanımızın ilk defa başlatmış olduğu belediye olarak Süleymanpaşa'da, Feridanlı'da ilk defa başlatmış olduğu şenliğimiz gördüğümüz kadarıyla büyük bir teveccüh alıyor ve bu anlamda da vatandaşlarımızın büyük bir ilgisini görüyor. Ben inanıyorum ki bu değerli topraklarda, bu güzelim topraklarda böylesine çalışkan, böylesine üretken çiftçilerle beraber her daim bu topraklar inşallah çok daha büyük bereketlere, verimliliklere yol açacaktır. Ve biz bu toprakların kıymetini biliyoruz. Biliyoruz ki ecdadımız bu toprakları bize gerçekten büyük bir fedakarlıkla, özveriyle emanet etti. Ne diyoruz? Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. İşte Gazi Mustafa Kemaller, Sultan Alparslanlar bu topraklar için can verdiler. Bu verimli toprakları bize bıraktılar. Bize düşen, neslimize düşen ve yakışan da gelecek nesillerimize daha iyi yerde bu toprakları emanet etmek ve ülkemizin kalkınmasına da büyük bir bundan sonra da inşallah emek vererek, üreterek ve çalışarak daha da büyük kalkınma hamlesine doğru kilitlenerek yolumuza devam etmektir. Cumhur İttifakı ile beraber 2019 yılında yapılan seçimlerde Cüneyt Yüksel Başkanımızla beraber Süleymanpaşa Belediye'miz de çok şükür ki gönül belediyeciliğine kavuştu. İşte gittiğimiz her mahallemizde, her yerde hizmetlerini görüyoruz. Tekirdağ'da daha önce hayal bile edemediğimiz pek çok hizmeti bir anda 3,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde büyük de bir bütçesi olmadığı halde ama gönlünde vatan sevdası olan ve bu millete hizmetkar olmaya yemin etmiş olan bir kadro ile yoluna devam ederek her taşına, her toprağına
gerekli olan hizmeti yapıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Meclis Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop hocamıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten bu toprağın insanı 100 yıl sonra tam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından 100 yıl sonra bir başka Rumelili olarak bizim gururumuz oldu ve Tekirdağ'ımıza daha çok büyük hizmetler kazandırabilmek için de var gücümüzle çalışmaya hep beraber devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bu akşam burada ve yarın da devam edecek etkinliğimiz, diğer bundan sonraki pek çok etkinliğe de inşallah örneklik teşkil edecek ve gelenekselleşerek devam edecek. Bir müjdeyi de ben buradan vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki Ferhat Hanlı'mızda 5000 dekar arazi sulanması için bir gölet inşaatını tamamladık. Terfi istasyonunda müteahhitten kaynaklanan bir gecikme vardı. Bu konuda DSİ sözleşmeyi feshetti. Şimdi Eylül ayında yapacağımız yeni bir sözleşme ve ihale ile yıl sonuna kadar bu konudaki bütün çalışmalarımızı tamamlayarak önümüzdeki yıldan itibaren 5000 dekar arazimizi sulamaya açıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum ben. İnanıyoruz ki Tekirdağ'ımızın çalışkan köylüsü, çiftçisi, biz onlara ne verirsek bunun 10 katı, 100 katı, 1000 katı karşılık verecektir. Çünkü gerçekten bugüne kadar bunu ispatlamış ve her daim çalışma azmiyle yoluna devam eden siz değerli kardeşlerimizle, her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyor. Hepinizin alnından öpüyoruz. Sizleri Allah için seviyoruz. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.